Herkese merhaba. Ak Yatırım Araştırma Birimi ve Uluslararası Piyasalardan. Bugün sizler için BIST 100 analiziyle karşı karşıyayız ve BIST 100'de biliyorsunuz son dönemde hızlı bir ivme yaşandı. Çoğu yatırımcı bunun arkasında kalmaktan mutsuz olurken bir grup yatırımcı da bu büyük trendi takip ettiklerine dair çok mutlular. Ne oldu? 75 binlerden 99 binlere geldik. Bu süreçte ne oldu? Türkiye ekonomisinde %5 büyüme görüyoruz ilk çeyrekte. Şirket karlılıklarını, özellikle banka karlılıklarını çok hızlı bir ivme görüyoruz. Bu beklenmezken tabii biz bunları sizler için aylar önce hazırladığımız videolarda BIST 100'ün ve Türkiye potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu hem teknik hem temel olarak göstermiştik. Hatta ürünlerimizin performansı da oldukça canlı. O günden bu yana bakıldığında dijital yatırımcı ürünümüzde görüyorsunuz BIST 100 %26 primle devam ediyor. Brezilya ve Güney Afrika'da açtık orada uzun pozisyon. Onların ikisi %5 ve %3 kayıptalar ama umut ediyoruz ki onlar da tekrar yukarı yöne destek verecekler. Son görüntüye bakıldığında BIST 100'de bir miktar, belki de konuşacağız onu az sonra, pahalanma dönemine giriş yapıyoruz. Henüz tabii hala ucuzuz. Bakın gördüğünüz gibi bütün değerlemeler, reel kur modelleri, diğer modeller ve bunun sonucunda bize verilen skor hala Türkiye'nin nötr iskontolu olduğu yönünde. Endonezya aynı şekilde. Yalnız liderlik koltuğumuzu Brezilya'ya kaptırdık. Brezilya bizden daha iskontolu görünüyor. Yani bu tip bir gelişmekte olan ülke borsalarına sepet olarak yatırım yapan yabancı yatırımcı için şu anda en iyi favori 3 ülkeden biriyiz. En iyi ülkelerden biriyiz. O açıdan hani potansiyelimiz yüksek. Bu nedenle de kötü haberleri, bölgeyle ilgili bir takım olumsuz haberleri yatayda karşılıyoruz. Satışları gün içi yedirip yola devam ediyoruz. Ve hala yukarıda hedeflerimiz devam ediyor. Hisse senedi stratejimize bağlı olarak. Global açıdan bakıldığında biliyorsunuz bütün global stratejimizi Amerikan faizlerine bağlı olarak yapıyoruz. Orada Amerikan faizlerindeki düşüş aslında bizim beklentilerimize artık ulaştı. Yani herkes yükseliş beklerken biz düşüş bekliyorduk. Bu sefer genel kanı yükseliş yönüne geçti. Ancak biz ise bu sefer düşüş yönüne geçti. Biz ise bu sefer faizlere daha fazla gerileme potansiyelin biraz azaldığını görüyoruz. Bu ne demek? Faizlerle gerileme bizi niye ilgilendiriyor? Düşük Amerikan faizleri yüksek gelişen ülke borsaları anlamına gelir. Ve bizim için artık bu global taraftan gelen potansiyel de biraz azalıyor. Yani hala rallye devam ediyoruz ama yavaş yavaş bu primlenmenin sonlarına doğru yaklaştığımızın işaretleri bunlar. Henüz tabii ki yukarı yönde bir potansiyel var. Ne diyorsun bak? Potansiyel devam ediyor mu sence? Potansiyel devam ediyor aslında. Bu ilk konuştuğumuz haftalık grafikten başlayalım. İşte şuralarda konuşuyorduk işte. Burada devasa bir üçgen var demiştik ve kırıldığında 91.300, 93.100 ve anayede bir 118.000 olarak görmüştük burada. Ne yaptık? Psikolojik direnç olan 100.000 seviyesine ulaştık. 100.000 aslında burada hiçbir şey yok. Önemli yok. Sadece psikolojik bir direnç olarak öne çıkıyor. Oradan sonra da şimdi kısa vadede satışlar geldi ki yarın Fed öncesi de. Burada benim şu saatlik var, bak tam 100 binde gelen saatlik var dikkatimi çekmişti sabah saatinde. Burada tepeler yükseliyor. Ara sıra biraz kararsız izlenimler veriyor ama aşırı bir uyumsuzluk yok. Sadece şey, şu saatlik bardaki bir saatlik oluşan bardan sonraki, buna işte ters emir deniyor aslında. Biraz da kuvvetli bir bar geri çekilme devam ediyor. Bu yarın Fed olması öncesinde kâr realizasyonu olarak değerlendirilebilir. Biraz daha uzun vadeli, yani 100 vadeye baktığımda aslında ne var? Şurada 100 saat, 400 ve 800 saatlik hareketli ortamlar var. Yükseliş trendi korunuyor görünüyor. Tepeler yani yine yükselmeye devam ediyor. Dipler yükselmeye devam ediyor. Ne var? Kısa vadede şu direnç, yani 96.400 seviyeleri kırılırsa, bu her saat değişir bu arada. 96.400 seviyeleri kırılırsa 200 günlük hareketli ortalamaya doğru bir geri çekilme görülebilir. Buna ek olarak şuradan bir bulut ekleyeceğim. Bu bulut da aslında hem trende hem de endeksin yükselişine destek oluyor. Bak gördüğün gibi bulut da trendi takip ediyor ve her düşüşte aslında bulut tavanı destek olarak çalışmaya başlamış durumda. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Bak, tam sana anlatırken aklıma geldi. Genelde piyasalarda bu tip trendlerin biraz altına sarkma yapıp stop çalıştırıp Ondan bahsedeceğim tekrar dönüp şimdi. yukarı gidiş oluyor. Şimdi bu özellikle yarın Fed zamanı bizim piyasa kapalı olacak. Ondan sonra ertesi gün açıldığında biz belki hani çok
ihtimal dışı değil. Gap'i açıp aşağı sarkıp ondan sonra yukarı çıkabiliriz. Aslında veya Fed'den öyle bir şey beklenmiyor ama onun dışında başka faktörler de olabilir. Her şey olabilir. Yani stop çalıştırma, işte kar realizasyonu hepsi olabilir. Onun dışında bu artık şey, destekler falan çok tarihi zirvelere ulaştığımız için destekleri şuradan takip edebiliriz. Burada aslında basit bir şey çizeceğim. Fibonacci düzeltmesi. Bunda baktığın zaman şu güzel görünüyor. Yani neresi 93.340 seviyeleri 800 saatlik hareket ortalamaya da denk geliyor. Yani genel görüntümün ben bozulacağını düşünmüyorum. Şu üçgen oldukça kuvvetli. Buna üçgen tabanın üstünde kaldığı her hafta kuvvetlenmeye devam edecek ve ben hala 118.000 göreceğimizi düşünüyorum. Neye dikkat çekmiştik biz burada? 100 haftalık ve 200 haftalık hareketli ortalamanın çok üstünde kaldı demiştik endeks için. Ama bak görüyorsun hala devam ediyor. Bunlar da destek olarak çalışmaya devam ediyor. Yani kısa vadede artık şey gibi hani yukarıdan alıp satıp aşağıdan yerine koymaya çalışma dönemi gibi biraz aslında değerlendiriyor. Bu tekrar nerede kuvvetlenir? Bence 100.000'i tekrar geçin ama bu hemen geçer mi? Belki biraz etrafında oyalı. 99.175'i ben bir de takip ediyorum burada. Benim için önemli bir seviye. 99.175 etrafında salınımlar yapar. Biraz aşağı, biraz yukarı. Ondan sonra 100.000'i kuvvetli bir şekilde geçtiğimizde yeni dalga başlar. Biz 118.000'e doğru yol alırız diye düşünüyorum. Ama kısa vadede dediğim gibi şu zayıflıklar devam ediyor. Biraz daha kar realizasyonu olabilir. Benim merak ettiğim şu, aslında stop loss'lardan biraz uzaklaşmışız. Yani yukarıda evet, kalmışız. Yani burada ben nerenin altına gelirsem kötü olur dediğim yer 93.000'li rakam mı? 93.000'li rakam. Yani şöyle, eğer bu trendin altında da sarkar, şimdi bunun kesin geçiyor. Yani evet, şey var, evet, çeşitli hesaplama yöntemleri var işte, günlük volatiliteye bakarak tabii da hesaplanabiliyor. Eğer öyle bir şey istiyorsan sana şunu yapacağım. Bu ATR Average True Range dediğimiz olan volatilite değerini gösteriyor. Ne kadarmış bizim şu anda? İşte 600 puan. Ama bunun işte 1,5 katı veya 2 katı biraz daha işte şey, konservatifler 1,5 katını değilse 2 katını. Yani 1200 puan. Şu endeksin 1200 puan altına sarkması. 96.600 dersin işte 95.400 seviyeleri de takip edilebilir. Ya da biraz daha esnek davranmak istemiyorsa bak şu 800 saatlik hareket ortalama kısa vadede destek olur. İkisi de takip edilebilir. Yani dediğim gibi bence genel görüntü bozacak bir şey yok şu anda. Evet, daha yakın stop da kullanılabilir. Yani isteyen 4000-5000 puandan şey olurum, zor durumda kalırım diyen için de en yakın stop da çok daha yukarı. Bu zaten şey için aslında yani, hani şu konuştuğumuz seviyelerde şu üçgen kırıldığında buradan pozisyon taşıyan yatırımcılar için yani sıfırdan pozisyonu için değil çok aslında. Daha yakın bir yani şey buradan tabii. Ha ben yeni girecek olsam ne yaparım? Kesinlikle yarının bir kere geçmesini beklerim. Eğer sıfırdan pozisyona girmeyi düşünüyorsam yarın geçsin, biz bir perşembe sabahı açılalım. Hatta ondan sonra 100.000'i geçtikten sonra girerim aslında pozisyonu. O zaman da 100.000 geçtikten sonra şu trendi takip ederim. Daha sağlıklı olur. Yani bu bizim konuştuğumuz şey şu senaryo için. Hani buralarda pozisyona giren ve hala taşıyan yatırımcılar için geçerli. Yoksa dediğim gibi 5000 puanlık stop çok geniş, yani buradan gidip de 5000 puan altına stop koyalım demek şey çok gerçekçi tabii değil kısa vadede trade edenler için. Ne olur yarın beklenir. 100.000 tekrar geçtiğinde de sıfırdan pozisyon girecekler için şu trend çizgisi takip edilir. Altı kapanışlarda stop çalıştırılabilir. Evet, bugün sizlerle temel BIST 100 hem temel hem teknik yönden detaylı bir incelemeye tabi tuttuk. Ben hatta kafamdaki soruları da Berk'e sormuş oldum aynı zamanda. Temel açıdan yukarı potansiyel devam ediyor. Reel açıdan devam ediyor. Modeller gösteriyor. Potansiyel hala gelişmekte ülkeler arasında BIST 100'ü favori göstermeye devam ediyor. Hala iyiyiz. Teknik açıdansa tabii biraz yorulma sinyalleri var. Onu da Berk gösterdi. Yeni girenler için pozisyonların aslında çok daha 100.000 üzerinde girmenin mantıklı olduğunu söylüyor. Çünkü stoplardan biraz uzaklaştık. Ona da dikkat edelim. Videoyu da dikkat edinlerseniz aslında her noktada giren yatırımcıya, pozisyon alan yatırımcı için bir şeyimiz oldu, tavsiyemiz oldu. Bak burada şöyle bir şey de var. Şimdi 100.000 tarihi zirve ya, bu psikolojik direnç. 100.000'i tekrar dönüp geçerse, özellikle bunu perşembe günü yaparsa, alım iştahının ne kadar kuvvetlenerek devam ettiğini teyit eder aslında bir yöne. O da sıfırdan pozisyon girecekler için daha tatminkar olabilir. Biz 90.000'le konuştuğumuzda da aslında
neden olmayacağını çok söyleyenler vardı. Ama evet. Ben hala trendin kurduğunu ve 118 bine de gideceğimizi düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum sana. Umarız dediğimiz gibi olur. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.